gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Hakikaten dünya kimseye kalmıyor. Dünyada sevgi hakim ve bugün bütün sıkıntılar da sevgisizlikten. Sevgi önemli, sevgi her şey. Sevgi, mutluluk, gelecek, geçmiş, sevgi, huzur, saadet, sevgi. Hem dünya hem ahiret, sevgi her şey. Evet, sevginin sembolü Yunus'un türbesi, bizim Yunus'un türbesi, Yunus Emre'nin türbesi işte burada. Eskişehir Mihalçık yolu üzerindeki tarihi türbe, makam ve bu türbe Kurtuluş Savaşı sıralarında Yunanlılar tarafından yakılır, yıkılır. Türbe bugün üçüncü yerine nakledilmiştir. İlk yeri Kurtuluş Savaşı'nda yakılıp yıkılmıştır. Daha sonraki türbe demir yolunun geçişi sırasında nakledilir ve arkamızdaki türbe ise üçüncü nakildir. Ve Yunus Emre yılıdır, 2021 yılı. UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de desteklemektedir. Ve Yunus Emre'yi biz araştırıyoruz. Yunus Emre ile ilgili belgesel çekiyoruz. İsterseniz sözü uzatmayalım. Mihalıçık'taki Yunus Emre Türbesi'nden Yunus Emre ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz. İlim, ilim bilmektir. İlim kendim bilmektir. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyor Yunus Emre. Yunus Emre, sevginin sembolü Yunus. Acaba Yunus Emre yılı dolayısıyla neler yapıldı diye araştırdığımızda maalesef yok denecek kadar az. Ve Yunus'un gerçek türbesinin bulunduğu Mihalçık'taki türbedeyiz. Ve tamamen tatlı bir tesadüf ve Yunus Emre türbesini 93 yaşında engelli olmasına rağmen restore eden bir Eskişehirli hayırsever. Her gün buraya gidip geliyor. Ve 93 yaşında engelli arabasında kendisiyle söyleşi yaptık. Bakın neler konuşuyor, birlikte izliyoruz. Yunus Emre'nin türbesinin başucundayız. Bir beyefendiyle. Merhaba, sizi tanıyalım efendim. Efendim ben Eskişehir'im, Tayfur Bayar ismim. Ben Yunus'a aşık bir kimseyim. Elimden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyorum, uğraşıyorum. Yapabildiğimi yapacağım. Neyse bu. Şimdi efendim benim bildiğim İstiklal Savaşı'nda Yunan Hazretleri'nin türbesini yakmış gitmiş. Ondan sonra çalışıp bir şeyler yapmışlar. Çok perişan vaziyette. İkinci kabre taşımışlar. Aşağıda yerde belli kabri var. Yunanlılar buraya zarar veriyor. Yakmışlar. Yakmışlar. Aşağıda. Aşağıda. Aşağıda ikinci buraya geldi. Üçüncü de. En son 46'da buraya nakledildi. 1946'da. Evet. Şey de diyorlar efendim. Hatta bedeninin çürümediğinden vesaire böyle bir. Vallahi şimdi benim de duydum. Ben bizzat görmedim ama Eskişehir müftüsü buraya rahmetli Abdullah Toprak vardı. Büyük bir burada tören oldu. Ondan sonra o zaman kabri açtıkları zaman şöyle sol eli göğsünde sağ eli bu vaziyette olduğunu söylerler. Siz buraya aşık birisisiniz. Evet. Buranın masrafını üstlenerek burayı restore ettiriyorsunuz. Yok bir şey yaptım yok ya. Neyse. Tevazu böyle olur efendim. Evet, Yunus'tan hiçbir değiş var mı? Cennet Cemal dedikleri 3-5 huri, 3-5 berek. Ben onlara ne diyeyim? Bana sene gerek sene diyor. Ve yine Sırat Köprüsü'nde ne diyor? Sırat Köprüsü'nde evler kurup yatasım gelir diyor. Yani bu kadar kendini bu ahale vermiş böyle bir aşık. Ve bu Yunus Emre dünyada çok büyük insanlar gelmiş geçmiş ama Yunus Emre'nin emsali yok. Asi kulum defterine bak derse, yüzünde karaların ne çok derse, yerim göğüm arasından çık derse. Hayf bana, yazık bana. Vah. Bugün Anadolu'da Yunus Emre'ye ait
20'nin üzerinde mezar sayılıyor. Günün birinde ona ait başka mezarlar, başka türbeler, makamlar bulunursa hiç şaşmayın. Yunus gibi bir ereni, şairi elbette her köy, kasaba, her şehir benimseyecek, kendinden sayacak, kendine mal edecek. Yunus'a sevgisini ve saygısını başka türlü nasıl göstersin? Ona yanında yöresinde bir makam yapmak, gönlü çekince o makamı ziyaret etmek, Kur'an okuyup ruhunu şad etmek, Anadolu insanının kadir bilirliğinin belgeleridir. Ancak biliyoruz ki Yunus Emre'nin gerçek türbesi Eskişehir'in Sarıköy'ünde. Bunu ilk kez bundan yıllarca evvel Profesör Doktor Fuat Köprülü haber vermiş. Sonra daha başkaları da tekrarladılar. Ama önemli olanı 1974 yılında Yunus'un çok tatlı bir ermişliği ile insanlara haberi kendisinin vermesi. Bir zamanlar Ankara-İstanbul arasında ilerleyen trenler Sarıköy'den geçerken saygı düdüğü öttürür, demiryolu personeli yüzünü yol üstündeki türbeye dönermiş. Bu saygı havası Yunan Sarıköy'e girip ortalığı yakıp yakıncaya kadar böylece sürmüş. Sonra her şey unutulup gitmiş. Ta 1948 yıllarına kadar. Bu yıllarda tren yolu çift hat yapılmaktadır. Yollarda değişiklikler oluyor ve planlara göre Sarıköy'de bu yol tam Yunus Emre Türbesi'nin üzerinden geçecek. Fakat Yunus Emre çiğnetilmemeliydi. Yunus Emre'nin kabri taşınacaktı. O gün 5 kişilik bir heyet Ankara'dan Sarıköy'e geliyor. Aldıkları talimata göre adeta gizli geliyorlar. Kimseye sezdirmeden. Ertesi sabah erkenden uyanıp işe koyulmak üzere türbeye gelen heyetin gördüğü manzara İnanılmaz, akıl ermez bir iş. Sarıköy Ovası'nda 30 bin kişilik bir insan denizi dalga dalga dalgalanıyor. İlahiler söyleyerek töreni bekliyor. Şal cennetin ırmakları akar Allah. Kabir heyet huzurunda açılınca görülen manzara dehşet verici. Bir eli başının altında, bir eli kalbinin üstünde en aşağı 600 yıldır en küçük bir bozulmaya uğramadan uyuyan bir insan. Gereken bütün dini tören yapılarak yeniden tabutuna kondu. O gün öğle namazında 17-18 bin kişilik bir topluluk vardı. Eski mezardan yeni mezara kadar 150 metrelik yolu namazdan sonra Yunus'un tabutuyla tam 3 saat yürüdüler. Herkes onu bir kez kucaklamak istiyor. İhtiyar kadınlar, genç kadınlar ağlıyor. Defin töreni bitmiş, Yunus yerine yerleştirilmişti. Ondan sonra Anadolu'nun en ünlü mevlid hanları Süleyman Çelebi'nin mevlidine başlıyorlar. Bir ölmez şaire seslenişiyle tören sona eriyor. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Derildik pınar olduk, ırıldık ırmağı olduk, aktuk denize dolduk, taştuk elhamdülillah. İşte Yunus bu. Yüzyıllar öncesinden süzülüp günümüze uzanan ve nefesleriyle insanımızı selamlayan, Hakk'a sevgiyi ve insanlığı yücelten Yunus. İslam tarihinin en büyük şahsiyetlerinden birisi Yunus. Halk şairlerinin tartışmasız öncüsü Yunus. Bir İslam alimi, bir mutasavvıf, bir veli. Anadolu insanını olduğu kadar bütün bir insanlığı inceden inceye sevgi ve hoşgörü yolunda ilahi kaynağı akıtmak için çaba harcayan bir hak dostu Yunus. Selam sana ey hak dostu derken
cevap veriyor selamımıza Yunus. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Dünyaya gelenler göçer, herkes gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Miskin Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Şimdi Yunus öyle güzel söylemiş ki ve dünyaya hitap etmiş, dünya insanlara hitap etmiş. Hani mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun sahibi demiş, mal da yalan, mülk de yalan, var bize sen o yalan. Şimdi bütün insan mala, mülke, hani hayatı bağlısına, canı bağlısına şey yapar, gayret eder. Fakat sonra hiç. Ben 93 yıl yaşadım, yoktan Allah iyi kötü bana bir şeyler verdi. Çok şükür halimden memnunum ama dünyanın sonu hiç, bir hiçten ibaret bir şey. Hiç dünyaya güvenmek doğru değil. Namuslu olacaksın, doğru olacaksın, dürüst olacaksın. Ondan sonra Allah'a o zaman yalvaracaksın. Şimdi hem öyle hem böyle olmuyor bu iş. Olmuyor. Hem böyle olmuyor. Ya olduğun gibi ol, ya olduğun gibi ol. Bugün yani Yunus'un değeri tartışılmaz. Bugün dünya Yunus'u tanıyor. Maalesef biz eskileri tanımıyoruz. Eskileri tanımıyoruz. Yunus bu mu olması lazım? Bu sene 2021'de Birleşmiş Milletler'e Yunus yılı günü ilan edildi. Cumhurbaşkanımız da bizim Yunus dedi. Ama ne yazık ki bu 6 Mayıs'ta burada bir toplantılar oldu. İşte Yunus'un ölüm yıl dönümü. Bu sefer de bu senede şey vardı, salık vardı, olmadı. Şimdi burası kendi kendine kadere terk edilmiş. Burası yani çok ehemmiyetli olan bir yer olmasına rağmen garip, mahzun. Değerli izleyenlerimiz, biz Yunus'la ilgili yıllardan beri araştırma yapıyoruz. Şu ana kadar birçok makamına gittik. Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'yi Nallıhan yakınlarında Emrem köyünde ziyaret ettik. Bacım Sultan Tekke köyünü gördük. Sandıklı'daki Yunus Emre türbesine gittik. Ve Erzurum Dutçuk köyündeki Yunus Emre Tapduk Emre türbesinde Fatiha okuduk. Aksaray dağlarındaki Yunus Emre, Afyon Emrem köyü yakınlarındaki Yunus Emre makamı. Birçok yerde Yunus'un makamı, türbesi var. Bilindiği gibi Yunus, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecini yaşamıştır. Bu zaman dilimi sık sık Moğol istilalarının olduğu, Anadolu köylüsünün sıkıntıda bulunduğu bir döneme rast gelmektedir. Özellikle Anadolu'nun kargaşa içinde olduğu bu dönem, Yunus Türkçe söyleyerek birlik ve bütünlüğü savunmuştur. Halka yakınlığı nedeniyle arı dil kullanması, mesajının sağlıklı algılanmasına yol açmıştır. Sarayda kullanılan dil daha çok Arapça ve Farsça'nın etkisinde böyle Türkçe ile karışmış bir karma dildir. Oysa Yunus Emre öz Türkçe şiirler söyleyerek adeta Anadolu insanının kendi kimliğini ortaya koymuştur. Babasının adının İsmail olduğu biliniyor. Bazı kaynaklara göre medrese eğitimi görerek İslami ilimlerin yanı sıra Arapça ve Farsça öğrendiği ve tasavvuf tarihini derinlemesine incelediği söyleniyor. Ahmet Yesevi'nin müritlerinden Hacı Bektaş'a da Sinan Ata'nın halifesi Tapduk Emre'nin tekkesinde hizmet etmiş, onun düşüncelerini yaymak için Anadolu'yu dolaşmış, daha sonra kendisi de mürşit makamına yükselmiş bir gönül sultanı. Eskişehir, Sarıköy, Manisa'nın
Buna Emre Köyü, Erzurum'un Dutçu Köyü, Keçiborlu ve Karaman gibi Anadolu'nun birçok yerinde adına makamlar bulunduğu için nerede vefat ettiği ve nerede defnedildiği de kesin olarak bilinmedi. Çekimleri için buradayım. Devralen programı. Şu anda Devralen programındasın. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ki bizim Yunus diye 2021 yılını ifade etti. Neler söylersiniz? Söz sizin efendim. Vallahi biz çok ümitlendik. Çok ümitlendik. Burada Yunus'u ben geldim gördüm. Bu kadar perişanını hiç ummuyordum. Fakat burası hazin bir hal içerisinde. Onun için yani Cumhurbaşkanımızın bu Dünya Birleşmiş Milletler Günü'nün Yunus Günü ilan etmesi ve Türkiye içinde bizim Yunus demesi Eskişehir için bizim bir iftiharımız olarak bekliyorduk. Ama bugüne kadar maalesef bir kıpırdanma olmadı. Ben acizane hastayım, felçliyim, efendim yaşlıyım ama ben Yunus aşkıyla burada gelip bir şeyler yapmak istiyorum. Fakat yaptıklarımı gelince daha fenasını buluyorum. Bakılmıyor. Sularmıyor mesela. Ağaç asman, gül, çiçek, böcek diktik. Otlar sarmış. Kimsenin umurunda değil. Hiç kimse bakan gören yok. Ondan sonra yani meyus olarak ayrılıyorum. Meyus olarak üzüntülü ayrılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bu efendim şehir parklarını kuran bakanımızdan rica ediyorum. Buraya el atsınlar. Burası yalnız sanki dağ başı gibi, Türkiye hudutlarında değilmiş gibi terk edilmiş bir hali var. Rica ediyorum. Yani Yunus bizimse gereken yapılmalı. Ve bizim olmalı Yunus. Çünkü dünyada eşi emsali olmayan bir Yunus. Ben rica ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza, yetkililere. Yani burayı bir hale yola soksun. Burası bu hazin halden, perişan halden kurtulsun. Bize arzularımız hayata kavuşur ve Yunus'a da gereken ehemmiyet verir. Bilhassa Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, Eskişehir büyüklerimizden, Sayın Valimiz zaten alakalı içinde ben rica ediyorum. Yani burası terk edilecek bir yer değil. Çok hasreten rica ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli izleyenlerimiz, Yunus Emre yılı, 2021 yılı Yunus Emre yılı. Biz Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı dolayısıyla Sakarya Nehir boylarında Frig medeniyetini araştırdık. Binlerce yıllık geçmiş Kurtuluş Savaşı'nın Afyon cephesi, Kütahya, Eskişehir cephelerini araştırdık. Polatlı, Haymana'da Sakarya Meydan Muharebesi cephelerini araştırırken ve Haliç'in üzerinden bu bölgelere geldik ve Yunus'u ziyaret ettik. Amacımız 2001 yılı Yunus Emre yılı, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası ve Dünya Yunus Emre yılı olması dolayısıyla ve tamamen bir tesadüf sonucu 93 yaşında engelli bir abimizin burayı, bir vatandaşımızın burayı restorasyon çalışmaları yapıp Eskişehir'den buraya 120 kilometre bir başka şahsın şoförlüğünde kendi arabasıyla gidip gelip buraya sahip çıkması beni oldukça etkilendirdi ve duygulandırdı. Ben de yetkilileri buradan, Kültür Bakanlığı yetkililerini, Eskişehir Valimiz ki çok kıymetli bir valimiz, Eskişehir'le ilgili ve yetkilileri göreve davet etmek istiyorum. Burası önemli. 2021 yılı her zaman olmaz. 2021 yılı Yunus Emre yılı. Ve onları tarihi göreve davet ederek buradan tüm izleyenlerimizi başta bu tür Yunus Emre gibi Allah dostları, Horasan erenleri, manevi mimarlarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz, tüm ecdadımızın ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha.